Herkese merhabalar arkadaşlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün karne alıyorsunuz arkadaşlar. Umarım karne notlarınız çok iyidir. Evlere hep 5 dolu karneler götürürsünüz. İnşallah ailelerinizle birlikte mutlu bir tatil yaşarsınız. Bugün sizinle birlikte ne konuşacağız? Yarı yıl tatilini nasıl değerlendirmeliyim? Arkadaşlar biliyorsunuz ki önünüzde 15 günlük bir süre var. Buna 15 tatilde deniliyor, sömestrede deniliyor, yarı yıl tatilde deniliyor. Ama bu tatil sizin için eksiklikleri tamamlama fırsatı. Peki bu tatilde ne yapmalısınız? Yarı yıl tatilinizi nasıl değerlendirmelisiniz? Arkadaşlar, yarı yıl tatilinde yapmanız gereken 3 şey var. Dinleneceksiniz, ders çalışacaksınız ve kitap okuyacaksınız. Yani ben sizden şunu istemiyorum. Kesinlikle otur, 15 gün boyunca ders çalış. Böyle bir şey istemiyorum arkadaşlar kesinlikle. Ama kesinlikle siz dinlenmelisiniz de. Yani 15 gün boyunca kafanızı rahatlatacaksınız. Ders çalışma kesinlikle olması gereken bir şey. Çünkü 15 gün boyunca boş geçirirseniz rakipleriniz kusura bakmayın sizin önünüze geçecektir. Biz de bunu ister miyiz? Tabii ki hayır. Ve 15 tatilde yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Bol bol kitap okumalısınız. Yani yarı yıl tatilinde bu 3 şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Peki nasıl yapmalıyım? Hocam bunu nasıl yapabilirim? Karne gününden sonraki 2 gün doya doya eğlen. Yani cumartesi ve pazar. Hatta cuma da sizin sayılır. Çünkü karne alıyorsunuz. Cumartesi, pazar günü doya doya eğlenin. Gezin, tozun, futbol oynayın, internette takılın, arkadaşlarınızla eğlenin. Ne istiyorsanız, canınız ne istiyorsa 2 gün boşluğunuz var arkadaşlar. Rahat rahat kafanızı şarj edin, boşaltın. Ama sonrasında pazartesi gününden itibaren derse asılmaya başlamanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar 15 tatil ya da yarı yıl sizin için gerçekten çok önemli. Çünkü yarı yılda siz önünüzdeki kişilerle arayı kapatmanız gerekiyor. Yarı yıl sizin için çok büyük bir fırsat. Önünüzdeki kişilerle yarı yıl tatilinde arayı kapatın. Ve arkanızdaki kişilerle de farkı açın. Arkadaşlar yeter ki siz isteyin. Siz istedikten sonra her şeyi başarabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Sadece sorun kafanızdaki sınırları aşmak. Onu aştığınız zaman emin olun neler olabileceğini sizler de tahmin edemeyeceksiniz. Çok şaşıracaksınız. Siz yarı yıl tatilinde yeter ki isteyin arkadaşlar. Her şeyi başarabilirsiniz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var biliyorsunuz. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Yani sen içindeki cevheri aslında bir bilsen zaten neler yapabileceğini kendin de şaşıracaksın. O yüzden içinizdeki kudreti damarlarınızdaki asil kanda çıkarın arkadaşlar. Yani çalışma azminizi 15 tatilde yarı yılda ortaya koyun. Emin olun bunu yaparsanız sonuca sizler bile şaşıracaksınız. Neler olacağını göreceksiniz. Peki 15 tatilde diyebilirsiniz ki hocam ben ne yapmalıyım? Arkadaşlar 15 tatilde yarı yıl tatilinde kesinlikle planlı çalışın. Yani öyle kafanıza göre işte bir gün 1 saat, bir gün hiç çalışmayayım, bir gün 5 saat çalışayım. Böyle bir plan yapmayın. Bir plan programı oluşturun. O programa göre ilerleyin. Ben YouTube Sosyal Bilgiler Dersliği kanalı olarak size program yapmamamın sebebi şu. Arkadaşlar hepinizin farklı farklı kişilik özellikleri var. Farklı şartlarınız var. Çevresel şartlar, ailesel şartlar. O yüzden bir program tasarlamayı ben uygun bulmuyorum. Çünkü herkes kendi planını, programını yapabilecek düzeye geldi. Yani işte ben desem ki size 5 saat çalışın, belki çalışacak ortamınız yok. Ya da desem ki işte 2 saat çalışın belki daha fazla ihtiyacınız var. Yani çalışma programı kişiden kişiye değişir. Ancak şuna dikkat edin. Kesinlikle planlı çalışın. Ve dinlenerek çalışın. Yani arkadaşlar oturup masa başına 5 saat arka arkaya harıl harıl o derse çalışmayın. Dinlenerek çalışın. Ara verin. Zaten okullarda teneffüs saatlerinin olmasının sebebi de budur. Bir insanın algılama kapasitesi 40 dakikadan sonra azalır. O yüzden 40 dakikadan sonra teneffüs verilir. Siz de en azından 40-45 dakikadan sonra 15 dakikalık molalar verin, tekrar başlayın. Yani dinlenerek çalışın. Kesinlikle arkadaşlar yarı yıl tatilinde ilk dönemden eksik kalan konularınızı tamamlayın, tekrar edin.
İlk dönem konularınızdan eksiklikleriniz mi var? Peki bunu nasıl görebilirsiniz? Açarsınız deneme sınavlarını, hangi konudan yanlış yapmışsın? Örneğin inkılap tarihi için söylüyorum. Diyelim ki Sakarya Savaşı'ndan yanlış yapmışsın. Demek ki senin kafanda Sakarya Meydan Muharebesi tam olarak oturmamış. Bunu tamamlaman gerekiyor. Ne yapabilirsin? Örnek konu anlatımlı kitaplar var, okul kitabı var, defteriniz var. Zaten kanalımız bunun için kuruldu. YouTube Sosyal Bilgiler Dersliği kanalında sizlere konu anlatımı, soru çözümü, yazılıya hazırlık, eğlenceli oyunlar hazırladık. Bunlarla birlikte konularınızı tekrar edebilirsiniz. Biliyorsunuz zaten sürekli konu anlatımı yayınlıyoruz. Yani kesinlikle ilk dönemden eksik kalan konularınızı ne yapmalısınız? Tekrar etmeli ve açığınızı kapatmalısınız. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki LGS örnek sorularına baktığınız zaman artık yorum soruları daha ağırlık kazanıyor. Tabii şunu anlamayın, yorum sorusu dediğim zaman hocam bilmesem yapabilir miyim? Hayır. Bilgi artı yorum. Yani bunun için bol bol kitap okumanız gerekiyor. Yatmadan önce bir saat kitap okuyun arkadaşlar. Zaten zor bir şey değil. Bir saat kitap okumak sizin 40-50 sayfanı demek. Yani çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun sebebi arkadaşlar örnek sorulara baktığınız zaman zaten görebilirsiniz. Adamlar tam bir sayfa ne yapıyorlar? Tam bir sayfa şu kağıdın tamamı kadar soru hazırlıyorlar. Sen bu soruları okuduğun zaman en sona geldiğin zaman en başı unutuyorsun. O yüzden kitap okumak sizin algılamanızı geliştireceği için yarı yıl tatilinde ne yapmalısınız? Bol bol kitap okumalısınız. Çünkü bize bunu LGS örnek soruları söylüyor. Bol bol kitap okumalı ve kendinizi yorumlama gücünüzü geliştirmelisiniz. Peki, çalışma süresi nasıl olmalıdır? Arkadaşlar çalışma süresi kesinlikle size bağlı olmalıdır. Biraz önce de söyledim. Herkesin çalışma şartları değişik olabilir. Yani birisi 2 saatte anlar, birisi 5 saatte anlar. O yüzden kendi planınızı kendiniz yapın ve verimli çalışın. Boş 6 saat çalışmaktansa dolu 2 saat çalışın ve verimli çalışın. Çalışma sürenizi kendiniz belirleyin. Ve arkadaşlar yarı yıl tatilinde sizin en büyük düşmanınız olan sosyal medya ve bilgisayar oyunlarından kesinlikle uzak durmaya çalışın. Çünkü sosyal medyaya bakın dikkat ettiğiniz zaman ben de aynı şekilde kendim de hissediyorum bunu. Dalıyorum bir olaya, bir saat geçiyor hiç fark edemiyorum. Yani zamanınız sizin en önemli kıymetiniz şu anda, değeriniz. O yüzden Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal mecralarda uzak durmaya çalışın. Ve bilgisayar oyunları. Hocam PUBG'yi oynasam, hocam işte şu oyun var onu oynasam, hocam işte internette şu oyun çıkmış bunu oynasam. Çok meşhur değil mi bu aralar? Evet, cazip geliyor olabilir. Oyun oynamak kesinlikle hakkınız. Bakın hiç yapmayın demiyorum, tamamen bırakın demiyorum. Uzak durmaya çalışın. Yani bunun süresini siz kendiniz belirleyin. Yani Instagram'da hocam ben günlük yarım saat kendime sosyal medya arası vermek için. Verin arkadaşlar. Ama kendinizi alamayıp günde 2 saat, 3 saat sosyal medyaya da bağlı kalmayın. Zamanınızı iyi değerlendirin. Hocam PUBG oynayacağım arkadaşlarımla. Çatır çatır birbirimizi vuracağız orada. Arkadaşlar oynayın. Ama bu 1 saati geçmesin. Ya da daha fazla artmasın. Çünkü zaman sizin için çok önemli. Arkadaşlar konu soru ağırlıklı gidin. Yani konuları çalışın, sonra bol bol soru çözün. Bu işin sırrı soru çözmekte. İnkılap tarihi için de aynı, diğer dersler için de aynı. Yani konularınızı tamamladıktan sonra soru çözmeye geçebilirsiniz. Bol bol soru çözmek sizin bir süre sonra o konuyu anlamanızı, tamamlamanızı sağlayacaktır. Bakın sene başındaki halinizi hatırlayın. Sene başında soru önünüze geliyordu. Ya bu neymiş? Duyun umumiye ne demek? İşte kapitülasyon ne demek? Milliyetçilik ne oluyor ki? Bunları bilmiyordunuz değil mi? Ama şimdi bir de bakın soru çöze çöze ne hale geldiniz? Aa bu soruyu ben zaten yapmıştım. Ben bu soruyu çok önce çözmüştüm buna benzerini. Hatta ne yapıyorsunuz? Çat okumadan bile yapanlarınız oluyordur illaki. Yani ha buradan şunu anlamayın. Okumadan yapabilirim. Okumayın bari işaretle. Hayır arkadaşlar sonuna kadar okuyun. Sorular ters köşe yapabilir. Ama bir de şimdiki halinize bakın. Sene başındaki şimdiki halinize. Şimdi ne yapıyorsunuz? Soruyu okuyorsunuz. Oho ben bunun benzerini zaten çözmüştüm. İşaretle geç. Hemen ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. İşte bu soru çözerek oldu. Yani konuları tamamlayın. Sonra sorulara ağırlık verin arkadaşlar. Peki yarı yıl tatilinde kanalımız yani sosyal bilgiler dersliği kanalı ne yapacak?
kanalımızda neler olacak. Arkadaşlar bunu ilk defa açıklıyorum. Instagram'da da söylemedim, burada da söylemedim. İlk defa burada söylüyorum. Yani bugün duyacaksınız. Geçmiş yılların LGS, SBS ve TEOG soru çözümlerini atacağım. Eski yıllar ne zaman? 2005, 2006, 2007, 2008. Her gün 2 tane test atmaya çalışacağım arkadaşlar. Eskiden sınavın adı LGS idi. Sonra SBS oldu. Ha bak buraya unutmuşum. OKS yazmayı unuttum. OKS'ye ben girdim arkadaşlar. 2006 idi. OKS sınavı ve TEOG sınavındaki soruları çözeceğiz. Her gün 2 tane eski yıllardaki soruları atmaya çalışacağım. O yüzden kanalımızı da takip ederseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Umarım işinize yarayacaktır bu bilgiler. İnşallah yarı yıl tatilini çok iyi şekilde değerlendirirsiniz. Bize destek vermek için derslerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.